Öz Kabalık Üretim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Lipstes yavrularını nasıl hızlı büyütürüz, nasıl sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyütürüz şeklinde olacak, bilginiz olsun. Bir önceki videomuz Lipstes'ten yavru almaydı. Şimdi de yavruları aldık. Artık yavrularımızı nasıl hızlı büyütürüz konusunda bilgiler vereceğim sizlere arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet değerli dostlar. Öncelikle Lipstes yavrularının olduğu bir bölüme geçelim şöyle. Lipstes yavruları ilk doğduğu andan itibaren yetişkinlik sürelerine 3 ayda ulaşabiliyorlar. 2,5-3 ayda ulaşabiliyorlar, bilginiz olsun arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi 2 aylık, 3 aylık, 1 aylık balıkları da göstereceğim. Boy farkını, nasıl bu böyle olduklarını tek tek değineceğim, bilginiz olsun. Yani buradaki balıklar 1 hafta 10 günlük balıklar. Albino balık olduğu için biraz küçük balıklar ama buradan devam edelim inşallah. Lipstes doğdu. Doğduğu 1-2 gün yumurta kesesinden beslenir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğar doğmaz hemen yem atmaya, yeme boğmaya gerek yok. Bu zaten ekstra bir zararlı da bir durumdur işin açıkçası. Onun için doğar doğmaz hemen yem atmanıza gerek yoktur. Şöyle söyleyeyim, bir gün sonra, iki gün sonra beslemeye başlayabilirsiniz. O da zaten bir gün, iki gün sonra beslenmeye başlar. Yumurta kesesi gittikten sonra şey yapmaya başlar, beslenmeye başlar. Neyle besleyeceğiz, nasıl besleyeceğiz konusuna gelirsek arkadaşlar, şöyle bir durum var. Kuru yemle besleyebilirsiniz, yavru büyütme yemleriyle besleyebilirsiniz, yavru yemleriyle besleyebilirsiniz. Fakat bizim her zaman bahsediyoruz, olmazsa olmazlarımız arasında Artemia var. Gördüğünüz gibi Artemia çıkartma setlerimiz bu şekilde. Artemia çıkartıyoruz. Günlük 2 öğün Artemia veriyorum ben. Sabah ve akşam olmak üzere yavrularım ve bütün hani kalanını da bütün balıklara paylaştırıyorum. Artemia nedir? Tuzlu su canlısıdır arkadaşlar. Yumurtadan çıkarıp şöyle şuralarda çıkanlar belli oluyor işin açıkçası. Çok küçük taneli canlılardır. Canlı yem olarak geçer arkadaşlar. Bilmeyenler için de kısa bir not verelim. Yeni doğmuş, yani 1-2 günü geçirmiş balıklarda Artemia ile beslenmeye başlayan balıkla kuru yemle beslenmeye başlayan balık arasında ciddi bir derecede fark vardır arkadaşlar. Onun için ilk 10 gün biz birebir, 10 gün 15 günü bulduğu da oluyor bu albino balıklarda mesela, geç eriştikleri için, geç büyüdükleri için. İlk 15 gün birebir Artemia veririz arkadaşlar. Yani bu balıkların yiyecekleri Artemia'dır. Bilginiz olsun. 10 günün 15 günün sonrasında ise Artemia ve yavru yemleri, yanında kuru yem. Yani Artemia'yı yine yemeye devam ediyorlar. Ama ne oluyor? Kuru yemle de beslemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani kuru yem takviyesini de girmiş oluyoruz. Tek başına Artemia vereyim ben balığı büyüteyim gibi bir olay çok doğru bir olay değildir. Balık büyümez değil, büyür fakat çok doğru bir olay değildir, bilginiz olsun. Ne yapmak gerekir? Dediğim gibi 15 günün sonunda, 10 günün sonunda artık kuru yeme de geçmek gerekir arkadaşlar. Kuru yemde çünkü vitaminler, mineraller tabii ki Artemia'da aynı şekilde mevcut ama alması gereken besin kaynaklarında yemler sağlıyor arkadaşlar. O yüzden yemleri de artık başlamamız gerekir, vermemiz gerekir. Sonrasında ne yapacağız? 15 günden sonra artık yavru yemine geçtik. Yavru yemleri protein bakımından zengin oldukları için balıkların gelişmesinde daha da katkı sağlayacaktır, bilginiz olsun. Belirli bir döneme kadar protein ağırlıklı güzel güzel besleyebilirsiniz. Yem çeşitlerinden de bahsettik. Burada hangi balıklara hangi yemleri vereceğinizden de bahsettik. Evet değerli dostlar, burada videoya bir ara veriyoruz. Video izleyenlerin %80'i maalesef abone olmayan kısım. Onların da abone olmasını bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Hadi videoya devam. Mesela şöyle ilerleyelim. Ara boyu göremedim ama yine gösteririm. Burada da 2 haftalıktan, 3 haftalıktan 1 aylığa kadar olan balıklar var arkadaşlar. Bunlar artık Artemia artı normal yemler. Normal yemleri de ufalayıp veriyorum. Yavru yemlerini de ufalayıp veriyorum. Arada böyle bakın seçilip gidenler oluyor. Bu ayrı bir video konusu. Buna da değineceğim. Boylandırma yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ki yapıyorum ben bunları da. Akvaryum ayarladıkça boylandırmayı da yapıyorum. Gördüğünüz üzere balıklar renk almaya başladı. Bir aylık olduklarında artık renk almaya başlarlar. Ve hem renklerine göre yem vermek gerekir,
hem de güçlü şekilde günde 4 öğün, 5 öğün azar azar miktarda olmak üzere balıklarınızı beslemeniz gerekir. İkinci bir husus. Şöyle akvaryumda su farkını görebilirsiniz arkadaşlar. Şu akvaryumda daha fazla su var. Bu akvaryumda daha az su var gördüğünüz gibi. Sebebi şudur. İlk başta bakın bu yavru büyütme teknikleridir. Bunu dikkatli dinlerseniz, anlarsanız çok güzel büyütebilirsiniz. İlk başta su seviyesi şuralardaydı. Şöyle geriden alayım. Şuralardaydı. Niye? Yavrular daha küçüktü. Ve yeme ulaşmaları için daha küçük hacimlerde tutabilirsiniz. Ben de bunu sağlamak için, akvaryum boyutu büyük olduğu için bunu sağlamak için su hacmini küçültüyorum. Ama bazı zamanlarda da alma imkanım varsa bu şekilde küçük akvaryumlara da alabiliyorum yani. Bilginiz olsun. Mantık şudur yani. Daha küçük balıklar daha küçük ortamlarda dursun ki şeydir. Genelde şunu söyler insanlar. İşte kocaman havuz at, kocaman akvaryum at, daha hızlı hemen büyür bilmem ne. Böyle bir mantık yok. Bilginiz olsun. Büyük akvaryum atacağınız balıklara da geçeceğim. Orada değineceğim size arkadaşlar. Küçük balıklar küçük akvaryumlarda, daha ufak boyutta akvaryumlarda yeme ulaşması daha kolaydır. Sebebi budur arkadaşlar. Ve basınç daha fazla olmadığından daha hızlı büyüyeceklerdir. Bilginiz olsun. Peki, geçelim 2 aylık civarındaki balıklara. 1,5-2 aylık civarındaki balıklara. Şöyle göstereyim onları da. 1,5-2 aylık civarındaki balıklardaki boy farkını şöyle uzaktan çekeyim. Aralarındaki boy farkını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde düzenli beslenme, protein ağırlıklı beslenmeye devam ediyoruz. Ama fakat gördüğünüz gibi renkleri iyice seçilmeye başladı. Bunun istediği yem nedir? Bitkisel, mavi olduğu için diyorum bakın. Bitkisel ağırlıklı beslemeye devam ediyoruz arkadaşlar bunu ama proteinini de eksik etmiyoruz. Ve Artemia kesinlikle, şimdi mesela bu daha yoğun bir şekilde Artemia veriyorsam bunlara bir miktar az veriyorum. Çünkü yetmiyor zaten, ayrı mesele. Artemia olsa versem, günlük çıkardığım Artemia fazla olsa verirsem zararı yok. Bilginiz olsun ama yavrulara verdiğim kadar bunlara vermiyorum işin açıkçası. Öncelik yavruların, bilginiz olsun. Bir aya kadar olan yavruların öncelik Artemia ağırlıklı beslemedir. Artemia anne sütü gibidir deriz her zaman. Yani anne sütünün faydalarını tek tek anlatmayacağım burada. Balık için de odur, bilginiz olsun. Daha sağlıklı. Artemia ile beslenen balıkla kuru yemle beslenen balık arasındaki farkı zaten besleyenler, yapanlar bilir arkadaşlar. Şimdi şu akvaryumdaki balık sayısıyla şu akvaryumdaki balık sayısı aynı gibi arkadaşlar. Ortalama bilginiz olsun. 300-400 balık var ortalama. Şimdi neden bu iki akvaryumu gösterdim? Önceden bu balıklar, şuradaki balıklar da göstereyim, şunları da aynı 2 aylık civarı balıklar. Buradaki balıklarla buradaki balıklar hepsi şu akvaryumdaydı. Gördüğünüz bu akvaryumdaydı. Bunu ne yapıyoruz? Bu akvaryum artık yoğunluk olduğu için genişletiyoruz arkadaşlar. Az önce değindiğim alana geldik. Bu boydaki balığı atın havuza veya atın 1.000 litrelik bir tonluk bir su akvaryuma veya havuza diyeyim artık. Atın daha hızlı. Yani ne kadar hızlı onu da belirteyim. Normalde bu akvaryumda büyüyeceğinden ortalama 10 gün, 15 gün kadar fark eder yani. Bilginiz olsun. Mesela bu akvaryumda 3 ayda yetişiyorsa bu boydan sonra, bakın bunu çok dikkatli dinleyin. Bu boydan sonra attık büyük havuzlara, boylandırma yaptık. Boylandırma akvaryumlarına, büyük akvaryumlara atıyoruz. Oraya attıktan sonra buradaki büyüme ile oradaki büyüme arasındaki fark 10-15 gün o kadardır arkadaşlar. Ha, 10-15 gün için bu şeylere girmeye değer mi? Onu bilmiyorum. Balık sağlığında hiçbir şekilde bir sorun olmaz ama toplu böyle kocaman üretim yapmak istiyorsanız şekil budur arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle de, hatta bunu üstten göstereyim şöyle. Bölmek zorundayız arkadaşlar. Bölmek nasıl bölmek? Büyüyenleri, içinden seçilenleri bölmek zorundayım ki mesela şurada daha net gözükür. Şu balıkları buradan ayırmam lazım ki daha ufak balıklar burada beslenebilsin. Yoksa bunları ayırmadığım sürece bu balıklar ufak kalmaya, yanık kalmaya devam edecektir. Çünkü diğer balıklar onlara yem yedirme fırsatında bulunmazlar. Büyük balıklar daha hızlı oldukları için daha çok yeme kavuşurlar arkadaşlar. Ve bu şekilde başka anlatacağım su değiştirmedir bunları falan çok değinmiyorum. Bunlar artık rutin şeyler. Bunlar yapmanız gereken şeyler arkadaşlar. Su değişimlerini yapmanız gerekir. Düzenli olarak su değişimleri, filtre temizliklerini yapmanız gerekir. Bilginiz olsun. Durum bu şekilde.
Başka da değineceğim bir şey yok arkadaşlar. Hızlı yavru büyütmek istiyorsanız bu şekilde söylediklerimi, hani yapabiliyorsanız, evde imkan varsa ayrı ayrı akvaryumlara bölmek, dişi erkek ayırmak daha başka şeylerdir bunlar. Hızlı büyümesinde daha da etkendir. Bilginiz olsun. Benim aklıma gelenler bu kadar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu destekleriniz bizim için önemli. Bildirim tuşlarını açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Keyifle kalın, hoşça kalın.